Efendim yine en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi cuma namazları. Cuma namazına herkes kendi semtinde, mahallesinde gidiyor. İlk sünneti neredeyse %95 cemaat kılıyor. Farzı da kılıyoruz ama hoca selamını verdiğinde kimse ne tesbihate kalıyor ne başka bir şeye kalıyor. Direkt camiyi terk ediyor. Bu birinci sorumuz. İkincisi de hutbe okunurken birçok kimse hiçbir duruşunu bozmuyor. Ama bazı kimseler de telefonuyla ilgileniyor, yanındaki arkadaşıyla sohbet ediyor vesaire durumlar oluyor. Bunlar için ne dersiniz? O birinci bölümde şimdi eğer kişinin vazifeli olduğu, vacip olduğu konusu varsa çıkması evladım. Vacibiyeti ne mesela? İş yerine bakmak zorunda ve onunla geçimini sağlıyor, ailesinin geçimini sağlıyor. O yüzden tesbih de çekmek zorunda değil, sünnet de kılmak zorunda değil. Namazın ardına olan bölümde. Bir de orada imamların ittifak etmediği bir konu var. O da mesela bulunduğu mahallede cami iki tane ise yakınsa bir mesafe olarak eskiden hani bir kariyedeydi sadece bir kariyede bir cami olması orada namaz kılınması zuhr-ı ahir denilen ikinci bir namazı gerektirmiyor. Zuhr-ı ahir namazının kılınmasının nedeni bir bölgede iki tane yakın camide iki namaz kılınmasından müteveddit olur. Eğer ki yakın iki cami yoksa birbirine uzaksa o zaman zuhr-ı ahir kılmanıza gerek kalmıyor. Bir. Hele hele köylerde zaten bir cami ise hiç kılınmaz. Türkiye'de adet haline gelinmiş. Onu kılıyorlar. Farz olarak kılmak yanlış olur. Niye? Çünkü farziyet beş tanedir, altı tane değil. Allah size Miraç gecesi beş tane bize beş tane namaz vakti farz kıldı. Değil mi? Altıncısı olmaz. Cuma namazının iki rekatı farz, iki rekatı hutbe, iki rekat hükmündedir. Öğle namazının yerine geçmiş olur. Şimdi o iki rekatlık hutbe bölümünde ise ikinci bölümün geliyor ki eğer konuşursan namazın hepsini bozmuş olursun. Yanındakine sus desen yine bozuyorsun. Çünkü namazın içerisindesin. Hutbeyi dinliyorsun ya. Evet. O esnada konuşman, hareket etmen, hareket bağdaş kurdun bir şey olmuyor ama konuşursan, başka bir şeyle meşgul olursan gidiyor. Bir de namazın sevabını kaçırmış oluyorsun. Bir de getirisi, cuma namazının getirisi, beş vakitlerin hepsinin en üstünüdür. En çok getiri olan namaz olur. Evet Yılmaz. Hutbe okunurken sünnet kılıyorlar oraya. Bunları ne diyor? Şafii mezhebinde olan bir insan girdiği zaman tahiyyetül mescidi kılmak zorunda oturamaz. Şafii'de tahiyyetül mescidi. Hanefi'de ise hutbeye imam çıkmışsa o zaman farzda olduğu için sünnet kılamaz. O oturacak. Farz varken sünnet farza tabi oluyor. İmam-ı Azam'ın görüşü daha doğru olanmış. Sünnet farza tabi olur. Farz sünnete tabi olmaz. Ama Şafiler kılıyor bir problem değil. Ama Vahabiler ise her şeyi yapar. Onlar ne bilirlerse onu uygularlar. Onlara bak. Ve onlara bakılır. Allah soylarını korusun onların. Amin. Efendim, daha öncesinde hutbeler Arapça veriliyordu. Hutbe farsa ve Türkçe veriliyorsa hutbeler. Hani namazı Türkçe kılmış veya Hindistan'da bununla ilgili şey var. Bununla ilgili bir sıkıntı var alimlerde. Onlara göre farz olduğundan dolayı aynı senin dediğin gibi farz olduğundan dolayı Türkçe veya başka bir dille konuşulmaz, söylenmez. Fakat alimler cuma namazının hutbesinin esası güncel olan bir konuyu aktarmak için olduğundan dolayı dili bilmeyenlerin olduğu yerlerde dile tercüme edilmesinde beis yoktur demiştir. Bu görüş daha evla geliyor bana. Çünkü cumadan önce veya cumadan sonra milleti tutamazsın. Kaçarlar. O hutbeden acı tutabiliyorsun.